Evet evlatlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dün 11. sınıflara yönelik parçalama operasyonu yaptık. Bu akşam da inşallah 10. sınıftaki evlatlara yönelik ve TYT hazırlananlara mol parçalayacağız. Mol kimyanın önemli, değerli bir konusu. Neden? Birçok konunun alt yapısını oluşturuyor. Kimyadan molü bilmeden olmuyor. Soruları 3, 4, 5'ten parçalayacağız. Eğer müsaade ederseniz, hazırsanız, sesimde ve görüntüde problem yoksa parçalamaya başlayalım. Hoş geldin evlat. Aynur, selamlar, hoş geldin. 4-5 sorularını severim. Ben de severim evlat. Evet, sesle falan problem yok sanırım. O zaman şöyle görüntüm falan var değil mi? Yakışıklı gözüküyorum yani. Göz zevkinizi bozmayalım sonra. Yoksa bozuyorsak gideyim ya. Bak giderim bak. Evet kuzular, canlar hazırsanız HDFE'de görüntüde sesle bir problem yoksa başlıyorum. Ne güzel o zaman. Hadi çözelim. Ya Allah, Bismillah. İlk sorumuz. Şöyle görüntü ekranıma, soru ekranıma da geçtim. Asya Matematik Recep Hocam, işin gücün rast gelsin kardeş. Evet. Şu namı diyar bizim Avogadro sayımız. Avogadro oturmuş, işi gücü yok adamın. Ne yapmış abi, atomları saymış. Bizim başımıza da bela etmiş. Allah cezasını vermesin. Evet. Baktığımız zaman şu sayı 24. Dikkat. Şöyle şunu 10'a bölüyorum, şunu 10'la çarpıyorum. Ne olur bu sayı? 18, 06, 10 üzeri 23 olur kardeş. E bu sayının başına nasıl bir bela getirirsem bu olur. 6, 18 olması için ne diyeceğim? 3 katını alacağım. Uzun uzun orantı kurabilirsin. İşte ne diyebilirsin? 6, 0, 2, 10 üzeri 23, 1 mol ise dersin. 18, 0, 6, 10 üzeri 23 ne kadar mol diyebilirsin? Bu oran orantıcılara gelsin. Yok kardeş, ben formül istiyorum dersen Trabzonspor bölü Nuri Albayrak'ta yapabilirsin. Ne diyor bu psikopat diyecekseniz, ben eski toprak olduğum için mol, tanecik sayısı ve Avogadro sayısı. Yanlar Recep hocamın matematikten orijinal sorular çözüyor. Orijinal soruları parçalamak istiyorsanız sizi Recep hocamın özel kanalına davet ediyorum. Sonra da bir adam da işte fakir, aciz, biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hadi parçalayalım. Şimdi kardeş, yan tarafa geçtim. Şöyle okuyorum sorumu. 03 mal bundan varmış. 04 mal da bundan. Okuduğum zaman eşit sayıda karbon ve hidrojen atomu içerdiğine göre. O zaman özür diliyorum. Matematikte yaptığımız o dağıtma var ya parantezin için. Onu yapıyorsun. 0,3 karbona gidiyorsun. Ne kadar karbon gelir buradan? 0,3 çarpı 4 yani 1,2 mol karbon gelir. Devam et. Buradan 0,4 çarpı karbona dağıttığın zaman ne gelecektir? 0,4 mol çarpı B'si vardı. B mol karbon gelecektir. E bunlar birbirine eşitmiş kardeş. O zaman buradan B değerin kaç çıkar? 3 çıkar ağzını vereyim. Devam. Sonra şöyle kime dağıtacaksın? Hidrojene dağıtacaksın. 0,3 çarpı armut hidrojen gelecek. Şöyle dağıtırsan da ne gelecektir? 0,4 çarpı 6 hidrojen gelecek. E buradan yüksek matematik yaparsam burası 2,4 gelecek. Yani A değerinde 8 geldi. Ne soruyor ustad bize? B3 E8'i soruyor. B3 E8'i soruyor. Yerine yazdım ki cevabım Adana geldi. Kolay gelsin. Eyvallah arkadaşlar. Eyvallah, eyvallah. Gel. Gel, 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 gel. Ne diyor? Molekül sayıları arasındaki ilişki. Şimdi beni çok iyi dinle. Kaç kişi var? 8 kişi var. Az önce 12 kişiydik. 4'e hemen gitmiş. Kardeşim, yıllardır ben şu şekilde anlatıyorum bak. Parçalamayı görüyor musun? El var ya el. Molekül gibi düşün. Ne gibi düşünecekmişsin? Molekül gibi. Parmakları da atom gibi düşün.
Şöyle bir soru soruyorum, çok saçma gelebilirse. Kaç tane el görüyorsunuz? Bir tane. Ama kaç tane parmak görüyorsun? Beş tane. İşte yaklaşımın bu olacak. Şimdi adamın baktığım zaman buna mol atom diyor. Mol garaladım bir saniye. Ne diyor? Mol atom. Atom, atom içeren diyor. Ne demek bu biliyor musun? İçindekileri kastediyor. İçindekinden de Anıl kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Uzun benim, canım benim, işin gücün rast gelsin. Ha çıkma yani, destek olarak açık bırakabilirsin yani YouTube'u. Yani bize destek olur yani. Ayıp ediyorsun ya. Neyse dönelim. Şimdi bir de H parmak, serçe parmak, hidrojen mi karbon mu? O var. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musun? Tersten başlıyorum. Bu adamın molü armut mol olsun. Kalemleri de bir türlü ayarlasam armut mol. Adam karbondan bahsettiği için karbona dağıtıyorum. O zaman ne gelecektir benim? Armut mol karbonum olacaktır. Kaçmış onun cevabı 2. Demek ki bu adamın molü direkt armut. Bununkine kiraz diyorum. Adam kimi soruyor? Hidrojeni soruyor. Kimi? Hidrojeni soruyor. Ne? Dağıt o zaman hidrojeni. 4 tane ne? Kiraz, hidrojen. 4 tane kiraz demeyeyim. 4K. 4K ya da 4 kiraz mol konuşamadım. Hidrojen. Kim bu değeri? Onun da 2 molmüş. Şimdi bak burada ne diyor? Serçe parmak demiyor. Sonra baş parmak demiyor kardeşim. Atom diyor. Allah ne verdiyse diyor. Tüm parmakları diyor. O zaman yorum. Buraya da şeftali diye. Ben meyveyi çok seviyorum bu arada. O zaman kardeş şöyle K'ya karbona dağıtacaksın. Şöyle de hidrojene dağıtacaksın. Şeftali kadar karbon, 4 şeftali kadar hidrojen. Yani toplam ne gelecektir? 5 şeftali mol de eşittir 5 diyeceksin. O zaman 5'ler gitti. Ne geldi? 1 mol geldi. 4'ten 2 ne yaptım? Yarım mol geldi. Sonra buradan da zaten A direkt kaç mol gelmişti? 2 mol gelmişti. Yorum ne o zaman? Yardır. Bana ne soruyor molekülü? Eli soruyor eli. Eli soruyor kardeş. Eli soruyorsa o zaman kendisini soruyorsa 1 büyüktür 3, o da büyüktür 2, basacağım B'ye. Buraya dikkat edeceksin. Saz anlama atlamayacaksın direkt. İçindeki mi soruyor yoksa kendisini mi soruyor vesaire. Gel şimdi yan tarafa. İçerdiği molekül ve atom sayılarının karşılaştırılması hangisi verilmiş? Dikkat. İçerdiği molekülden kastı kendisi. Direkt kaç mol? 2 mol. Direkt kaç mol? 3 mol. Dikkat, bu 5 tane. Güzel kardeşim. Mol kelimesinin karşılığı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Direkt. Yani ne demek biliyor musun? 3 Allah rahmet eylesin demek. Çok 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 küçük demek. O zaman ne diyeceğim kardeş? 2 büyüktür 1 diyeceğim. 2 büyüktür 1, 2 büyüktür 1, 2 büyüktür 1. 3 zaten eser miktarda. Neydi o şarkı? O eski halimden eser yok şimdi. Yani hiçbir şey kalmadı. O kadar küçük yani. Sonra atom sayıları. O zaman şimdi ne yapacaksın? İçine dalacaksın. Dağıtacaksın parantezin içine. Az önce yaptığımız gibi. Ne diyorum kardeşim? 2 mol çarpı karbon, 2 mol karbon. 2 çarpı 4'ten kaç mol? 8 mol hidrojen. O zaman topla 10 mol atom var burada. Dağıt. 3 çarpı 2, 6. 3 çarpı 1, 3. O zaman 9 mol ne var burada yine? Atom var. Aşağıdakini at çöpe. 5 çarpı 3, 15 tane var. Bak 15 mol falan değil. 15 tane. Yani kardeşim 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Tam milyonlarca demeyeceğim. Milyon falan da bir şey kalmıyor bu sayının yanında. O zaman 10 mol büyüktür 9 mol. O hayli hayli büyük. Ne mol kardeşim? Ne molü? 15 tane. 1, 2, 3. Nerede var kardeşim? Denizli'de. Anlatabildim mi? Evet. 5-6 tane abone olacak arkadaş bulursan olur. Hesap mesap açma ama gözünü seveyim. Biz takipçi istiyoruz kardeşim. Böyle canlı kanlı bizi takip eden, bize destek olan. Evet. Geldim.
2 mol diazot pentoksit molekülüyle ilgili doğru duru soruyor bana. Şimdi 2 mol olan yani molekül mü? Bak burada yazıyor. Elim kardeşim bu. Elim. Eyvallah abi. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah benden çok senden razı olsun. Allah bana ne verdiyse kat katını sana versin. Evet. Şimdi ne? 2 mol olan molekülün kendisi mi? El mi yani? 2 mol molekül içerir. Eyvallah. Ne diyor? 4 mol azot diyor. Git azota dağıt. 2 çarpı 2'den 4 mol azot içerir. Tamamdır. Dağıt şimdi şunu. 2 çarpı 5'ten de 10 mol de oksijen içerir. Yani 4 mol neyim var? Azotum. 10 mol neyim var? Oksijenim evlat. Toplayıverdim. 14 mal atom geldi. Ne geldi? Atom. Sonra bir malın ben ne kadar olduğunu biliyorum. Na kadar. E bir mal Na kadarsa 14 mal 14 Na kadar olur. O zaman yapıştırdım. Velhasıl kelam adam sana tane kelimesini kullanıyorsa eğer ve soruda direkt 3 tane 5 tane demiyor da mol'ü kullanıyorsa kardeşim mol ne diyorsa Avogadro katını vereceksin. Hani bu şey var ya ne onun adı diyemedim lan. İhaleler var ya neymiş abi mol ne diyorsa Avogadro katını vereceksin ortalığı duman edip ihaleyi alıp gideceksin abi. Gel şimdi yana ne diyor? Yana yana. Şöyle. Kapalı bir kapta 34 gram amonyak, amonyak bir bazdır, bunu bilmeyen gazdır bil. Bu kaba bir miktar X ilave edildiğinde oku bak şimdi güzelce. Kaptaki toplam molekül sayısı 3 katına çıkıyor. Yani el sayısı 3 katına çıkıyor. O zaman önceki eli bir bul bakalım. Bir bul. 34 gram kim var? Amonyak. Amonyağın mol ağırlığı kaç? 17. Sen ne basıyorsun kardeşim? 34 gram. Neydi formülüm? N eşittir M bölü MA. Kimyanın en zor formülü. Tabii onu yapıyorum. O zaman N eşittir 34 bölü 17'den kardeş 2 mol gelir. 2 mol vardı. O zaman sen molekül sayısını 3 katına çıkartıyorsan 4 mol el eklemen lazım. Bak 4 mol el. O zaman eklediğin adam kaç mol kardeşim ortama? 4 mol. Ne ekliyormuşsun sen bunu? X gazı ekliyormuşsun. Ne diyor şimdi sana? Atom sayısı da diyor 2 katına çıkıyor. Senin elinde 2 mol amonyak var mıydı? Amonyakta da dağıttığın zaman 2 mol azot. 2 kere 3 6 mol de hidrojenden 8 mol atom var mı idi? Adam 2 katına çıkaracaksa bu zıkkımın dibinde de ne olmalı kardeş? 8 mol atom olmalı. Atom. Kendisi bu adamın 4 mol değil mi? Ne demek o zaman? 1 molünde ne? 2 mol atom olacak ki yapıştıracaksın 4 kere 2 8. Gelsin cevabım C seçeneği. Evet. 6 numaram böyleydi. Cemre günde ortalama 50 sayfa kitap okuyormuş. Allah hepimize nasip etsin. Güzel davranmış. Bak, örnek almak lazım. 6 günde bitirdiği bir kitabı kaç mol harf içerir diyor. Sayfada da ortalama bu kadar harf varmış. Önce o zaman harf sayısını bulalım kardeş. Bu adam 50 sayfa okudu. 6 günde okudu. O zaman 6 çarpı 50 sayfa kitap okudu. Her birinde de nah bu kadar harf varsa şöyle yapıştırdın mı? Sonra mal diyor. Bu ne? Trabzonspor. Ne demek yani? Okuduğu harf sayısı, tanecik sayısı. Bölü Nuri Albayrak yapacaksın. Avogadro 6 çarpı 10 üzeri 23. Şurada 1, 2, 3, 4 tane ne var? 0 var. Buradan 4 tane 0 götürürsen 23'ten 4 çıkardın 19 mu kalır? 6 çarpı kaç? 19. Devam. Ne vardı? Şuradan da 6 var. Şu 6'lar da gitti. Ne kaldı geriye? 3 kere 5, 15 kaldı. 15 çarpı 10 üzeri eksi 19. Şıklara şöyle geriye doğru yaslanıp baktığımda var mı öyle bir şık? Bunu 10'a bölsem 1,5 Adana yapsa, bunu da 10'la çarpsam sanırım Edirne gelir cevap. Yana geçtim. 0,5 mol C2H4 gazıyla ilgili. Bak ne soruyor sana? Molekül. Yani kendisini soruyor kardeşim. Kendisi yarım mol müydü? Molü taneye çevirirken
Avogadro katı yapmıştır bitti. Bu adamın mol ağırlığı kaç? C2H4'ün bir tane carbon 24, 4 tane hidrojen 4, toplayıverdim gari 28 gram bölü mal. Bunun Türkçe mali yarım malı kaçı soruyor bana? Bu bir malı. Yarım malı o zaman 14. Hidrojenin malını soruyor. Hidrojene dağıt vereceksin. Ne yap vereceksin? Dağıt vereceksin. Ne olur o zaman? 0,5 çarpı 4'ten 2 mal gelir. Cevabım Edirne yapıştır. Evet. Gel. Yarım mal kükürt trioksitin kaç gram olduğunu soruyor. Önce mol ağırlığını bul. Kükürt trioksitin S'sini gıda 32 gıda. 3 tane oksijen ne yapa? 48 yapa. Toplay ve 80 mal gram bölü mal yaptı. Ney bunun Türkçe mali? 1 molü 80 gram. Adam senden ne istiyor kardeşim? Yarım molünü istiyor. Yarısı 40 yapar. Yani bu. Avogadro sayısı kadar. Bak kardeşim ne diyor şimdi? Avogadro sayısı kadar atom. Atomdan kasıt parmak. İçindeki Avogadro sayısı kadar. Avogadro sayısı kadar olmak demek 1 mol demek. Yani diyor ki hangisinin içinde 1 mol atom var diye soruyor bana. Gel. 1 mol oksijen atomu içeriyormuş. Kardeşim 1 mol oksijen atomu içeren 2 mol hidrojen atomu içerir. Toplayıverirsen buradan 3 mol atom gelir. Atladı bu. Yetti. 0,2 mol azot atomu içeren. Kardeşim azot 0,2 mol ise oksijen kaçtır? 0,5. Toplayıverirsen 0,7 mol atom gelir. Bize 1 mol atom lazımdı. Bu da gitti. Bak şimdi atlaman için verilmiş bir şık. 1 mol amonyak diyor. 1 mol amonyaktaki azota dağıttın 1 mol. Hidrojene dağıttın 3 mol. Toplayıverdin buradan 4 mol atom gelir. Gel bana şimdi Denizli'ye. Bas Denizli'ye. Nasıl bastın hocam? H2 dediğin adamın hidrojeni 1. H2'si ne yapar? 2 gram yapar. 2 gramı bu adamın ne kadar? 1 mol. Adam sana ne kadar varmış? 1 gram vermiş. Ne demek o zaman? Bunun yarısını mı vermiş? Demek ki yarım mal vermiş. Yarım mal olan kim? El. Yani 0,5 mal ne var senin elinde? Hidrojen var. Dağıtıver kardeş. Yarım çarpı 2 tertemiz Diyarbakır geldi. Metan gazının mol ağırlığı 16 uzatmıyorum. 1,6'sı 0,1 mol. 0,1 molü karbon ve hidrojene dağıtırsan ne gelir? 0,104'ten yarım mal atom gelir. Devam. Yayına başladım mı sese bir şeyler oluyor. Şuradan bir yudum alayım. Oğlum bir yudum. Çok değil. Gel kardeş. 3 Na tane molekül. Kardeşim Na tane demek 1 mol mü demek? 3 Na tane 3 mol demek. O zaman şuraya yaz. 3 mol. Molekül diyorsa kendisini kastediyor. Eli kastediyor ve bana bunun içindeki carbonu soruyor. Çalış. De ki 3 mol carbondioksitte kaç mol carbon var kardeşim? Dağıt. Ne çıkar buradan? 3 mol karbon çıkar. Karbonun mol ağırlığı kaç? 12. Ne demek? 1 molü demek. O zaman bir malı 12 gramsa ne diyeceksin? 3 malı 40 yapar diyemeyeceğim bu sefer. 36 gram geldi. Gel yana. Ne diyor? 2022 MSÜ sorusu diyor kardeşim. Normal şartlar altında 1 mol gazın 22,10'da 4 litre hacim kaplar. Ne yapmış? Yarısını kaplamış kardeş. Yarısıysa o zaman bunun manası yarım mol demek. Adam bana hidrojen atomunu soruyor. Yani eli değil, parmakları soruyor. O zaman yarımı dağıt. Yarım çarpı 2'den buradan ne gelir? 1 mol. Adam senden ne istiyor? 2 mal, biri ele kardeşim. Bak birini attın, eledin. Allah rahmet eylesin. Devam. 8 gram metan gazı. Metan gazını Allah razı olsun mol ağırlığını 16 olarak vermiş. Adam hazır beleş. 16'nın yarısı 8. O zaman bunun malı gene mi yarım malı? Yarım. Kimi soruyordun hidrojeni? Yarımı dağıtıver abi hidrojene. Çünkü parmak soruyor, içindekini soruyor. Ne gelir kardeş? 2 mol gelir. O zaman yapıştır 2 molü. Öncünün doğru. Gel bana şimdi. Ne? Avogadro bu. 6 0 2 10 üzeri 23. Adam ne vermiş?
12.04 10 üzeri 20. 2 katı. E 2 katıysa o zaman bu ne demek? 2 mol demek evlat. O zaman git hidrojene dağıt. Adamda bir tane hidrojen var. Sen 2 mol aldın. 1'e 1 2'ye 2. Buradan da ne geldi? 2 mol geldi. Patlat bu şarkıyı. Bas Denizli'ye. Allah rahmet eylesin. Gel şimdi. Uyuma dikkat et gel. Tane azot atomu içeren diyor. Yani molekül bu kadar değil. Peki parmaklar o kadar. O zaman de ki bu ne kadar mole karşılık geliyor? Bu demek Avogadro'nun ta kendisi mi? Yani bir mol azot atomu içeren diyor. İçindeki bir mol azot. Ben bunun kendini bilmiyorum. Buna kiraz diyorum. Kiraz mol. Ne diyor bana? Azot dediği için bu kirazı azota dağıtıyorum. Kiraz çarpı 2'den ne geliyor? 2 mal K kiraz geliyor. O da 1'e eşitmiş kardeş. Daha o zaman buradan ekmek arası yarım gelir. Yarım mol geldi. Kaç gramını soruyor. Şuna de ki gel bakalım Muharrem'de. Nereye gelsin? Görünüyor mu bilmiyorum. Şu adamın mol ağırlığı 2 tane 14 28 yapar. Değil mi? Sonra 16 daha ne yapar? 44 yapar. Eğer 1 molünü sorsaydı 44. Ben ne istiyorum gülüm? Canım benim yarım mal istiyorum. Kızığı çek. 22 bas. Cevabım Bursa. Birinci testi bitirdim. Hocam ben bunu şey edemedim dediğiniz bir yer varsa şey edelim abi. Hemen. Hocam çok yahşi anlatıyorsunuz diyorsanız biraz gaz verin bana, ben biraz daha coşayım böyle. Coşkuyu arttırayım biraz. Lütfen. Eşi dostu mahalleyi topla gel kardeş. Molü parçalıyoruz kardeş. Gel kardeş gel. Buyur. 6.02 10 üzeri 23 tane. Yine güzelce oku bak. Ne içeren? Atom içeren. Kendisi bu kadar değil. İçindeki bu kadar. Bismillah. Bu ne demek? Şu koyalım. Avogadro kadar. 1 mol mü demek abi? 1 mol atom içerecekmiş. O zaman yine buna kiraz diyorum abi. Kiraz. Azota dağıtıyorum. Kiraz mol gelir. Azot için. Sonra gidiyorum hidrojene dağıtıyorum. 3K kiraz gelir abi. 3K mol azottan hidrojen gelir. Konuşamadım. Toplam 4K mol atom mu yaptı? Yani 4K mol atom eşittir kaç kardeşim? 1 mol. O zaman bu adamın kendisi nedir? Kolay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. 4K 1 mol ise K kaç? 0.25 patlat. Amonyan NH3'ün mol kütlesi, molekül kütlesi 17 kardeşim. O zaman bu doğru olmaz. 4'te 1 mol buldum. 1 molüm 22.14. 4'te 1'im 5.6. Patlat gelsin. Kalemler çok kalın yazıyor. Ben bunları bir kademe inceltiveyim. Şöyle şimdi oldu. 0.2 mol amonyak ile bu kadar bileşiğin içerdiği azot atomu sayıları eşitmiş. Dikkat, azot atomu. Çalış o zaman. 0.2 çarpı 1'den buradan ne gelecektir? 0.2 mol azot gelir. Tamam mı kardeşim? Devam et sonra. Bu kadar gram bileşiğinin. Ben buna kiraz mol diyeyim yine. Kirazı azota dağıtayım. Neyle çarpmış olacağım? 2 ile. Buradan o zaman 2K mol azot gelir. Yukarıda ne bulmuştun? 0.2 mol. 0.2 mol ise buradan K değerin 0.1 mol gelecek. Bu adam 10.8'i 0.1 molsa 1 molu ne yapar? 108 gram yapar. Ne demek bu? Mol kütlesi demek. Yani N2O5 eşittir 108'den. Oksijen kaç? Azot kaç? 14. Ben niye oraya O yazdım? Oksijen çıkacak herhalde cevap. X. Özür dilerim. Azot 14 vermiş. 28 yapar. Çıkarırsan kardeşim 80 kalır. Dediğim gibi 5X 80 ise X'im 16. Yani aslında oksijen gelir. Devam. Buyur. Normal koşullarda 5,6 litre diyor. Ne demek bu? 4'te 1 mol demek. Şu ne demektir? 1/4 mol. Ne kadarmış 1/4 molün? 11 grammış. 1/4'ün 11 ise 1'in kaç yapar? 44 yapar.
44'ü bulup tokadı patlatacağım. Azot 14, 16, 30 yapar. Azot 14, oksijen 32, 46 yapar. 28 artı 16 bu sefer 44 yapar, patlat. Gel. 0,2 mol bileşiğiyle ilgili bilgiler veriliyormuş. 5,6 gram azot demek. Azotun mol ağırlığı 14 ise 4 katı olsaydı 4 mol olurdu. Kaç mol kardeşim? 0,4 mol azot atomu için. 6 çarpı 10 üzeri 23. Ney? Tane atom. Yani hepsi. Kardeşim 6 çarpı 10 üzeri 23. 1 mol demek. O zaman 1 mol atomun 0,4'ü azot ise 0,6'sı ne gelir? Oksijen gelir. 0,2, 0,4, 0,6. Hepsini 0,2'ye böl kardeşim. 1 mol, 2 mol ve 3 mol geldi. Vur gol olsun. 23 olacak cevabın C seçeneği. Gel. Normal koşullarda bulunan Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptım? Niye besmele çektim? Bak ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Sıvı yazıyor, sıvı. 1 mol 22,10'da 4 litre hacim kaplar. Gazlar için geçer. Kim için geçerli? Gazlar için. O zaman 3. şıkkı direkt çöpe at. Yemin ediyorum buna sazan gibi atlarsınız bak. Dikkat edin. Direkt çöpe at. Hiç hesaplama. Gel o zaman. Avogadro sayısı kadar atom. 0,5'i dağıt. 1 mol mü gelir? 1 mol atomunda Avogadro kadardır. Patlat. Şimdi Br2'yi konuşuyoruz. 80 çarpı 2'den 160 gram 1 molü. Adam benden ne istiyordu? Yarım molünü istiyordu. Yarım molü de ne yapar? 80 gram yapar. Cevaba 1, 2, 3 diye atlama. Cevap C seçeneği. Geldim. 2023 ÖSYM sorusu hidrojen gazının mol sayısını soruyor. Kardeşim normal koşullarda 1,12 litre gazı diyor. Problem yok. Bu ne demek? 2,14'ün yarısının da biri. Yarısı olsaydı 0,5, onda biri 0,05 mol. Patlat. 1 gram hidrojen, H2 2 gram yarısı ne kadar mal? Yarım mal, patlat. Gel bana 6'yı ne yapmış? 1,5 yapmış. Ne demek yani? 4'te birini almış. Ne yapar? 0,25 yapar. Bir de 22, 23. Şu bir de 22 yapmış. O zaman 0,025 yapar. Patlat o zaman. 0,5 büyüktür 0,05. O da büyüktür 0,025'ten. Bursa, Adana, Ceyhan. Nerede var abi? Bursa, Adana, Ceyhan, Edirne'de. Patlattık. Devam. Ne? Böyle 0,3 malımda bu kadar grammış. X'in mol kütlesini parçalamaya devam. Aynı. 0,3 mal 48 ise ben virgül sevmiyorum. 3 mal 480 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersen 1 mal 160 yapar. O zaman kardeşim, canım, ciğerim bu neye eşit? 160'a eşit. Oksijen 16. 3 tanesi 48. Çıkar 112. 2 x'im 112 ise patlat bir şarkı buradan. Kaç gelir? 56. Aha 7. sorumu da bitirdim. Geçtim 8'e. CH4 molekülüyle çizilen grafiklerden doğru olanı soruyor. Mol sayısıyla kütle. Kardeşim 1 mol oksijen için konuş mesela. Molekül için. 2 molü 64. 3 molü bilmem kaç. O zaman mol ile kütle nedir? Doğru orantılıdır. Doğrudur. Mol sayısıyla mol kütlesi. Nedir diyor? Molü arttırırsın ama mol kütlesi ne yapmaz? Değişmez diyor. Doğru söylüyor. Adamın mol kütlesi 32 ise hep 32. O zaman bu da ne? Doğrudur. Bu ne diyor? Molekül sayısıyla mol. Mol sabitken molekül sayısı artabilir diyor. Tövbe estağfur diyeceksin. Giden 1 mole Na diyorsun. 2 mole ne diyeceksin kardeş? 2 Na diyeceksin. 3 Na diyeceksin. O zaman cevabın Diyarbakır gelecek. Gel bana elementlerde atom sayıları, parmakları soruyor. İçindekileri soruyor. Kardeş ona göre çalış. 2 çarpı karbon, 2 çarpı kükürt. Yani uzatma ne gelir? 3 çarpı 2'den 6 mol. Bu kadar litre hacim kaplamak 1 mol demek. Bunun 1 molünü dağıtırsan 3 mol atom gelir. Kardeş
Bu yarım mol demek. Nereden uyduruyorsun hocam? Avogadro'nun yarısı. O zaman yarım molü kükürde dağıt. Yarım molü oksijene dağıt. Buradan da 2 mol atom gelir. 632'den yani ne soruyordu bana bu? Toplam atom sayıları ilişkisi. Hangi atom? Ben hepsini buldum ama bu karışımdaki elementlerin toplam atom sayıları. Elementlerin. Ben ne yaptım? Tüm atom sayılarının toplamını buldum. Ayrı ayrı çalışacağız. Özür. Özür kardeşim özür. Sıkıntı yok. Buradan ne gelecek? 2 birden 2, 2 mol karbon gelecek. 4 mol kükürt gelecek. Ben hepsini topladım, özür diliyorum. Buradan 1 molden 1 mol karbon gelecek. Sonra 1 çarpı 2'den 2 mol ne gelecek? Oksijen gelecek. Devam. Bunu yarım mol bulmuştuk. Yarım mol ne gelecek? Kükürt gelecek. 1,5 Adana'da ne gelecek? Oksijen gelecek. Şimdi 2 mol karbon burada var. Hatları karıştırmayalım. 1 mol de burada var. Kaç karbon etti? Buraya ayrı yeşille yazalım. 3 mol karbonum var. Sonra sarıya boyayalım. Burada 4 mol kükürt var. Burada da yarım mol kükürt var. O zaman ne demek bu? 4,5 mol kükürdüm var. Başka? Bir sonrakine geçtim. 2 mol oksijenim var. 1,5 da burada var. Kaç etti? 3,5. 3,5 mol da oksijenim var. En büyük burada kaç? 4,5 da kükürt. Sonra oksijen. Sonra da C. SOC ne olur? Cizire olur. Ceyhan olur. Anlatabildim mi? Devam. Geldim. 3,4 gram amonyak için diye başlıyor. Amonyağın mol ağırlığı kaçtı? 17 idi. 3,4'üm ne kadar yapar? 0,2 mol yapar. Doğrudur. 0,2'yi hidrojene dağıtırsam 0,6 mol gelir. O da 0,6 Na tane yapar. Bu da doğrudur. Evlat, ne dedik? Tane oldu mu Avogadro'yu molle çarpacağız. Bu adam direkt 0,8 diyor. Eledim gitti. Normal koşullarda hacimleri eşit olan, hacimleri eşitse malları da eşit demektir. Atıyorum bu da bir mal olsun, bu da bir mal. Hemen çalışalım. Karbon 12 oksijen 16'dan 44, 28 16'dan gene 44. Kardeş, ben bunların molleri de eşit. Şey pardon, gramları da eşit. Molleri de eşit, hacimleri de eşit. O zaman öz kütleleri eşek gibi eşit olacak. Molleri eşitse molekül sayıları o da eşit olacak. E bunun bir malına bak, 3 mol atom var. Bunun da bir malında yine 3 mol atom var. O zaman 40 yapar. Bu da eşit abi. Hepsi eşit, patlat. Devam. Gel. Ney? Eşit kütlede. Kim eşit kütlede? Kükürt dioksit ve CH4. Kardeşim, kükürt dioksidin mol ağırlığı kaç? 64. Metan gazının mol ağırlığı kaç? 16. Eşit kütlede diyor ya. Bunları ne yap biliyor musun? Ortak katı 64'ü al. Yani 64 gram olsun ikisi de. 64'ten bir mal gelir. Bu adam 64 bölü 16'dan 4 mal gelir. Toplam malın kaç mal yapar? 4 artı 1'den 5 mal. Sana metanı soruyor. Ne değil vereceksin kardeşim? 5 ile 4 ise yüzde ne yapar? 80 yapar. Patlat Edirne. Geldim. Bir damla su 3 gramdır. Damla dakikada 10 damla su akıtan bir musluk 1 saatte kaç mol suyu ziyan eder, israf eder diye soruyor. Şimdi bir damlam 3 gramdı. 10 damlam ne yapar? Söyle bana 30 gram yapar. E dakikada 30 gram ne diyor ustad? 1 saatte diyor. Bir dakikada 30 gram su israf ediyorsa 60 dakikada ne yapar? 60 çarpı 30 gramı israf eder. EYT matematik problem sorusu. Bu kadar gram buldum. Adam bana molü soruyor. Mol neydi kardeşim? M bölü MA'ydı. Yani 6 çarpı 3 çarpı 0 0 tabii 100 diyelim şuna. Bölü kaç diyeceğim? Mol ağırlığı 18. 18'ler gidecek. Cevabım Adana gelecek. 35 dakika olmuş. Tamam mı? Devam mı? Testlerin hepsini çözeyim mi? Tepki verin bakalım çabuk. Evet. Neydi o meşhur herkesin kullandığı maç golsüz kimya molsüz olmaz.
Mol olmadan kimyasal hesaplamalar olmaz. Kimyasal hesaplamalar olmasa kimya olmaz kardeş. 11. sınıfın çoğu konusu olmaz. AYT olmaz. La olmaz işte. Mol'ü bileceksin abi. Devam. Devam, bana uyar. Evet. Şimdi geldik. Maddelerin kütleler arasındaki ilişki. Birincisine bak. Bak birincisine. 1 mol. Mol dedi mi ne demekti? Avogadro. Buraya bak. Allah'ın bir tanesi 1. 1 AKB 1 mol diyor. Şimdi önce hocam bilgi sarmalı TYT denemesi var. Efe atsam çözer misiniz? Kardeş izin vermiyorlar kardeş. Hocam kurban olsun. Onu çözen burada da kanalı kapattıramanasını satayım. Zaten bir kuruş kazandığımız yok. Tabii faydalı olak diye sosyal proje yapıyoruz diye kanalımızı kapattıram ayvayı yiyeyim ondan sonra. İzin vermiyorlar yavrum. Özelden at sen WhatsApp'tan bana. Ben sana çözüverim. Ayıp ediyoruz. Gel. Şimdi şunlara bak. Yeşile boyuyorum. Bu da 1 mol. Bu da 1 mol. Peki devamında ne var? Devamında 1 mol hidrojen gazı diyor. Burada ise 1 mol hidrojen atomu diyor. Hidrojen gazından kasıt H2'dir. Hidrojen atomundan kasıt H'tır kardeşim. Sonra işin içinde mol varsa tane ile AKB'yi direkt çöpe at. En çok olan 1 ile 4'tür. E birinde 4'ten çok olduğunu gördün. O zaman 1 büyüktür 4 kardeşim. Sonra diğerleri gelsin. Güzel kardeşim. Bir molekül hidrojen demek H2 demektir. H2'de de yerine yazarsan o 1'i 2 gelir. Bir tanenin kütlesini söylerken de AKB ile söylersin. O zaman H2 2 AKB'dir. Bu da zaten hidrojen atomu diyor. Direkt 1 AKB. O zaman ne diyeceksin cevabına? 2'yi getireceksin. Sonra da 3'ü patlatacaksın. Cevap 1, 4. Nerede var 1, 4? 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2 Edirne. Şimdi gelelim şu AKB muhabbetine. Şöyle az yukarı kaydırayım. Güzel kardeşim. Bir sefer anlatacağım. Çok iyi dinleyin beni. O 2 eşittir 32 diyorum ya. Ben bunu çıplak 32 dersem bak bunu her yerde dinlemezsin. Benden dinle öğren güzel. Çıplak 32 demek onun bağıl molekül kütlesi demek. Molekül olduğu için. Atom olsaydı atom kütlesi. Gitti adam 32 AKB yazarsa bir tanesinin atomik kütle cinsinden kütlesi demek. Adam sana kardeşim 32 gram yazarsa bu nah bir molü demektir. Tam bir mol de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. Yani bu neydi hocam? Bir taneydi. Bu ne? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Lan o zaman alttaki sayı üstteki sayının Avogadro katı. E yap o zaman. 32 gram eşittir. 32 gram. Ney? 32 AKB çarpı ney? Avogadro. Ağzını kırayım 32'ler gitti. Ne oldu? 1 gram AKB çarpı Avogadro geldi. Ne geldi? 1 gram bak okuma yazman var değil mi? 1 gram AKB çarpı Avogadro geldi. Kardeşim o zaman Avogadro ne biliyor musun? Okyanusta bir damla. Hani o bile çok da. Gram ne o zaman? Okyanusun kendisi. Yani gram AKB'ye göre çok 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 büyük. Hani kavga anında ya da birine böyle sitem babından konuşurken deriz ya oğlum sende gram akıl yok diye. Adama gram akıl yok deme. Gram akıl çok akıl kardeş. Ne de biliyor musun bir daha? Oğlum sende AKB akıl yok de. Ne demek? Eser miktarda akıl yok de. Patlat kardeşim. O zaman ne? 1 gram nedir? AKB'nin nah Avogadro katıdır. Ünlü olmayan bir düşünür der ki ismi lazım değil baş harfi simyacı AKB kadar çalışarak gram başarı elde edemezsin kardeşim. Böyle altın harflerle odana yazdır. Neymiş? AKB kadar çalışarak gram başarı olmaz. Olmuyor bak ben her gün yayın yapıyorum. O kadar soru çözüyorum. Sonra toplulukta aklına hayaline gelmeyecek zor şeyleri küçücük özetlere sığdırıyorum. Ha takipçimiz yok 10K olsun. Yok izlensin. Kuduk kuduk konuşuyoruz. İzlenmese izlenmesin kardeş. 9 kişi var. Bir kişi Allah razı olsun derse başım gözüm üstüne. Neydi o şarkı? Başım.
Öyle işte. Söyleyemedim. Gel. Şimdi yana geçtim. 16 bölü Na gramdır. Ne diyor kardeşim? Bir molekülünün kütlesi. O zaman bu bir tanesinin kütlesi ise, ben bunu Avogadro'yla şamarladım mı abi? Bir molünün kütlesini bulur. Bak. Tekrar ediyorum. Bu adam bir tanesi ne kadarmış? 16 bölü Na'ymış. Ben bunu ne yaparsam, Na ile şamarlarsam, yanda öğrendiğim gibi, burası Na tane olur. Yani Na tane ne demek? Bir mol demek. E bu Na'lar da SL olur. Tamam, bu adam 16 gram. E bu element Na tane molekülünün kütlesi. Yani Na tane ne demek zaten? Bir mol demek. Bir molünün kütlesi. Ne diyor? Kütlesine eşittir hangisinin? E kaç gram bu adam? 16. Eyvallah İsmail. Eyvallah. 16 gram. Helyum kaç gram? 4. 4 molü 16 yapar. Na tane. Bak 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 bak. Na tane atom. Kendisi Na değil. İçindeki Na kardeş. İçindeki. O zaman Na tane demek 1 mol. Yani bunun kendisi 2 mol yapar. 0,2 molü de bu adamın kendisi 16 gram. 0,2'si 16 yapmaz. Dikkat. 5,6 litre kükürt dioksit. 5,6 1 bölü 4 litre mi demek? Bunun 1 bölü 2, 4 ne la? 1 bölü 4 mol mü demek? Bunun mol ağırlığı kaç? 64. 4'e böl kardeşim. Bu da 16 gelir. Patlat. Cevabın 1 ve 3. Al. Şimdi sustum. Aa bu 40'ı şey 40. 40'ı diyorum. 2'yi yorumlayın bakayım. Hadi. Beğeniyor kanalı paylaşıyoruz. Abone oluyoruz. Çevremize, köyümüze, kasabamıza, eşimize, dostumuza duyuruyoruz. Ki ne olsun, onlara da nasiplensin. Bak burada Ebu Zemzem akıyor. Onlar da içsin. Yazık değil mi onlar? Değil mi? En yakın zamanda hocam. Evet güzel. Ben Nobel Sosyal Yardımlaşma Ödülü alacağım hacı. YouTube'da beleş ders anlatım. Mezun olayım. Allah gönlüne göre versin. Elinaycığım. Cevap yok. Siz uyuyorsunuz abi ya. Gel. Bak, az önce anlattım bak. Gel. Ha şurayı görüyor musun kardeş? Gel bakalım Muharrem'de buna. Çıplak 20 bağıl atom kütlesi. 20 AKB yazsaydı bu bir tanesinin kütlesiydi. Adam sana 40 yapar AKB'yi sormuş. 40 AKB. Kardeşim iki kat. O zaman bu ne? Bir tanesi. Ne? Bir tanesi. O zaman bas bir doğru. Bir ney? Doğru. 2 Na tane mol. Oha! Ma 2 mol de demiyor ha. 2 Na tane mol diyor anası satayım. 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 mol diyor. Oha diyorum ben. Eliyorum. Şimdi bu kadar gramdır diyor. Güzel kardeşim. Bu adam eğer buraya 40 gram yazsaydı gramı konuşacaktım. Ya da şöyle diyelim. Vazgeçtim o dediğim. Bu neydi? İki tanesinin kütlesi miydi? Bu adamın 20 bölü Na gram olduğunu iddia ediyoruz. Nasıl yorumlayacağız? Şöyle diyeceğiz. Na tanesi yani bir molü 20 gram mıydı bu adamın? Bak neydi? 20 gram. Sen ne soruyorsun? İki tanesini soruyorsun. O zaman iki tanesi ne kadar gram diyeceksin. Buradan ne gelecek? Soru işareti çarpı Na eşittir 40 yapar. Yani ne olur o zaman? Na'ya bölersen her iki tarafı ne gelmeli? 40 bölü Na gelmeli. Bu adam ne soruyor sana? 20 bölü Na diyor. Yalan söylüyor kardeş. 2'yi de ne buldum? Yalnız bir buldum. Adana geldi cevap. Gel. O2 molekülüyle ilgili yanlıştır. Bak yine ne diyor baksana. Bak. Bir molekülün diyor. Bir molekülü dedi mi? 32 gram olmaz. Olmaz. Bir molü olur. Avogadro kadar olur. Gitti. Bak burada da ne diyor? Bak bak. Bak. 2 molü diyor. 1 molü 32 gramsa 2 molü 64 gram olur. AKB olmaz. O zaman kafana çak. Bir molekülünden gram, molünden de AKB olmaz. Bunlar birbirine ne? Zıt. Şimdi gel. 1 gramında bu kadar tane molekül vardır diyor. Çalışalım. Bu adamın 32 olduğunu biliyor muyum ben? 32 gramı 1 mol. 1 molü de Na tane demek değil mi? Adam diyor ki sana 1 gramı diyor. Her iki tarafı 32'ye böl kardeş. Her iki tarafı 32'ye bölersen 32 der gider. Da 1 gram kalır. Öbür tarafta da ne kalır? Na bölü 2 tane kalır. Adam da öyle diyor. O zaman yapıştır abi. Bu da yanlıştı. Cevabın ne geldi? 32 bölü Na tane değil.
A bölü 32 geldi. Ben niye doğru bulup yanlış doğru işaretliyorum? O zaman bu da yanlış geldi. Cevabın Edirne. Gel. 90 AKB soruyor. Ne soruyor? 90 AKB. Suyu al eline. Al suyu eline kardeşim. 18 mol kütlesi. Molekül kütlesi. 18. Ne diyor bu Müslüman şimdi? 90 AKB'yi soruyor. E 18 AKB olsaydı neydi bir tanesi? Kaç katı bu? 5 tanesi. Neymiş hocam? 5 tanesi. Gel bana şimdi. Ne? Suyun içindeki hidrojenin 1 mol hidrojen yani Na tane hidrojen diyorum su. Na tane suda 2 mol hidrojen mi var? 2 mol var. Adam bizden ne istiyor? 5 tane sudan istiyor. 5 tane de ne kadar var diyeceğim? 10 bölü Na cevabım C seçeneğim gelecek. Burak Kaan Tokkaş kardeşim. Doktorum doktorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Parçalamaya aynen devam. Evet. Devam mı çocuklar? Daha çözeyim mi? Yeterli mi? Bakayım ne kadar soru kalmış. Evet. Zaten kimyasal hesaplamalara geçiyor. Ana. Bak 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 bak. Bak ne buldum bak. Bak. Sebahattin'i siz tanımanız ama 3-4-5 yayınları tanıyor. Bu benim la. Vallahi benim bak. Görüyorsunuz değil mi? Ama bu soruyu ben yazmadım da benim adımı yazmışlar oraya bak. Gördünüz mü? Sebahattin Hoca diyor. Hemen geleceğim bu soruya. Hadi şunları da çözüp vedalaşalım o zaman. Gel kardeşim. Gerçek kütle muhabbeti. Kuzum, ciğerim canım. Gerçek kütle demek bir tanesinin kütlesi demek. E bir tanesinin kütlesini gel beraber bir örnek üzerinden anlatayım ben sana. Mesela bir daha O2'ye dönüyorum. O2, 32 yazdı mı bağıl kütlesi oluyordu ya. Diyorum ki bunun ben 1 molüne 32 gram diyorum. Ne diyorum? 32 gram. 1 molüne ne diyorum? Na tane diyorum. O zaman Na tanesi 32 gramsa gerçek kütle bir tane demekti ya. Bir tanesi ne kadar diyorum. O zaman buradan işlem yaptım mı ne geliyor bak. 2 bölü Na geliyor. Lan Müslüman bu 32 bunun neyi? Mol ağırlığı. O zaman şu gerçek kütle demek bir şeyin mol ağırlığı bölü Avogadro sayısı demek. O zaman hemen yaz yerine. MA bölü Avogadro 6 çarpı 10 üzeri 23'üm. 9 çarpı 10 üzeri eksi 23 ise bunlar SL olur. 6, 9 kaç gelir? 54 gram gelir. Mol ağırlığı. 0,3 molüm 9,6 ise 3'üm 96. 1 molüm ne yapar kardeşim? Y2'nin söyle 32 yapar. O zaman Y kaç yapar kuzum? 16 yapar. Ben götürüp nah bununla yerine yazacağım. Ne gelecek bana? X, Y, 3 bileşiğinin mol kütlesi kaçtır soruyor bana. 54'üm X. 3 tane de 16'm var. 48. 54 artı 48 kaç yapar? 54 artı 48 sanırım Diyarbakır yapar. Yapıştırdım. Evet. Millet herhalde yoruldu. 4 kişi kaldık. 6 olduk. Devam edelim biz. Evet. Kükürt dioksit, kükürt trioksit. 152 gramlık bir karışım bu kadar litreymiş. Bu kadar litre demek 2 mol demek. 1 mol 22,14. 2 molüm 44,8. Buna şöyle yapalım. Armut mol diyeyim. Buna da B mol diyeyim. Evet. Nasıl çalışıyorum? Şöyle çalışıyorum. Armut artı Bursa, Adana artı Bursa 2 mol. Kükürt dioksit 32 artı 32'den 64. 1 molüm 64 ise A molüm 64 A gram. Kükürt trioksitin mol ağırlığı 80. O zaman 80 B gramda ne gelecektir? Bunun kütlesi kaçmış? 152'ymiş kardeşim. Şunu şöyle yapsam. Eksi 64 ile çarpsam. A'lar gitse. Buradan ne gelir? 70, 80, 16 B mi gelir? O da 152 eksi 100 kaç? 28'den ne gelecektir? 50, 12'den 8 çıktı. 4 doğru mudur? Burada kaç kaldı? 4 kaldı. 24 mi geliyor? 16 Bursa eşittir. 24 ise 8'e böldüm. Kaç? 2 Bursa. 8'e böldüm. 3 Bursa eşittir. 1,5. Ne geldi? 1,5 geldi. Öbürü ne gelir o zaman? Yarım. 2'de yarım varsa 4'te 1'i %25 yani Adana yapar. Bunu da parçalar.
Devam. Sebahattin Hoca orada bekle, geliyorum bak. Geliyorum, vallahi geleceğim. Evet, şöyle. Güzel kardeşim, bu bileşiklere hidratlı bileşik deniliyor. Yani bileşiğin yanında böyle su da bulunuyor. Nemli, yani kıyafetinin böyle yağmurda ıslandığı gibi düşün. Kıyafet artı yağmur. Gel bana şimdi, hangileri doğrudur? Kardeş, adam Allah razı olsun bak burayı kaç vermiş? 120 vermiş. Sonra şurayı suyu kaç vermiş? 18. 5 tane su var. O zaman burası ne yapar? 90 yapar. Yanlış yapmadıysa. Öyle mi yapıyor? 90. Toplayıver kardeş. Buranın toplamı 210 yap. Bu ne molü? 1 molü. Adam senden yarım malını istiyor. Yarım malı 105 yapar, patlat. Oksijeni soruyor. O zaman yarımı dağıt bak. Burada oksijen var. Ne gelecek? 0,5 çarpı 4'ten 2 mal oksijen. Sonra burada 5 mal vardı. Yarımla dağıtırsan 2,5 mal da buradan gelir. Toplayıver. 4,5 mal geldi mi evlat? O zaman bunu da patlattın. Devam. Suyu tamamen buharlaştırırsam 60 gram kalır diyor. Şimdi 200'ün şey 210'un 120'ye 90 haliydi. Yarım mole o zaman 60'a kaç olur? 45. Geriye ne kalır? 60 kalır. O zaman bu şıkkımda nedir? Doğrudur. O zaman cevap ne geldi? Edirne geldi. Evet, bakalım Sebahattin Hoca. Allah cezasını vermesin. Ne soru ayırmış Sebahattin Hoca? Bakalım bak. Bakalım bakalım. Gel. Diyor ki formülünü yalnızca kendisi biliyor. Ben biliyormuşum. Ben biliyorum. Siz bilmiyormuş. Tamam mı? Diyor ki bildiği bir kişiye 3 öğrencisinin kulağına ayrı ayrı şu bilgileri fısıldıyor. Fısıldasın bakalım. Erkay, basit ve kaba formülü bu. Yani en sade hali bu. Mol kütlesi kaç? 60. O zaman gel hemen yardım et bana. Bu karbon 12. Hidrojen 2. Oksijen kaç? 16. Toplayıver kaç yapar? 30 yapar. Değil mi? Tamam, mol kütlesi 60'sa, bu 30'sa demek ki bu manyağın orijinali C2, H4O2'dir evlat. Molekül kütlesi budur. Karbonun kütlesi 12, hidrojenin 1, oksijenin de 16 olduğunu vermiş. Tamam. Diyor ki molekül formülünün bulunması ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi dikkat et. Ben bunu nasıl buldum kardeş? Bak. Bunu sana anlatırken nasıl buldum? Şunları biliyorum bilgisiyle. Yani o zaman Harun'un bilgilerine ihtiyacım var. Doğru mu? Harun'un bilgilerine ihtiyacım var. Harun'u bildim mi? Patlatabilirim. Başka 60'ı kullandım. 30'u genişlettim. Bunun bilgisine de ihtiyacım var. Lan ben ne yaptım? Bu bileşiği genişlettim. O zaman kardeşim bu manyakların nedir? Hepsine ihtiyacım var. Hilal ile Harun bir araya gelirse olmaz. Erka ile Hilal bir araya gelirse gene olmaz. Ana üçü bir araya geldi mi? Danaya girerler abi. Buradan bir kurban alırlar. O zaman ne diyeceğim? Üçü de bir araya gelmeli. Vallahi güzel soru çözmüşüm. Allah bereket versin. Kimyasal hesaplamalarda görüşmek üzere. Sorunuz, muhabbet etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yoksa Sebahattin gider. Hepinize iyi akşamlar diler abi. Allah benden çok sizden razı olsun. Var mı sorusu olan? Derdi kederi olan? Buyurun. Bak kendi sorumla bitirdim günü. Gördünüz mü? Ahmet'im faydalı olduysa ne mutlu bize. Kapatıyorum çabuk. Bir istek arzu var mı? Yazılı sorusu çözen mi? Yarın bir gün sağlık olursa. Dün 11'lere çözdük. 10. sınıflara yönelik de bir şeyler yapabiliriz. Gerçi bu çalışma onun içinde. Soru çözümü yapalım faydalı olsun dedik. Ayşe Balta Hanım efendi. Ne güzel. Faydalı olduysak. Esma Nur eyvallah. Osman Talha Çakır. Elinize emeğinize sağlık. Sizin de gözünüze, gönlünüze sağlık kardeş. Yazılıya hazırlık olabilir hocam. Bir dahakine. Yarın o zaman duyuru yaparım. Yine bu saatlerde sağlık olursa yaparız. Başka? Çabuk. Perşembe teyita, cuma ayeti çözüyoruz. Bekleriz. Bunları konuştuk. Bunları anlattık. Oklavayla, sandalyeyle, masayla anlattık. Ya. Evet. Sanırım bir şey yok. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.